الحمد لله الملك المنان الكرم والإحسان خلق الإنسان علمه البيان فسبحان من شرفنا بنبي آخر الزمان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة عبد يرتضى القبول من قبل الرحمن ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله هو سيد العالمين المبعوث من بني عدنان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجليل وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Ey müminler, bugün ne gündür? Bugün Cuma günüdür. Başka bugünün hususiyeti nedir? Bugünün hususiyeti 1406 Hicri yılının kapanıp da 1407 Hicri yılının açılışıdır, başlangıcıdır. Belki haberi olan kimseler var, belki de yok. Onun için müminler gaflet içerisinde kalmışlar. Gafil oldukları zamanda ellerinden bütün kuvvetleri alınmıştır. Hakim iken mahkum olmuşlardır. Halbuki mümin mahkum olmak için yaratılmış değildir. Belki müminler hakim olmak için iman ile şereflendirilmiştir. Lakin gaflet anında bizim elimizden hüküm gitmiş, mahkum olmuş. Dedik ya, bugünün ne gün olduğundan belki buradaki cemaatin çoğunun haberi yok. Orada takvim var ama takvimde iri harfle İsa ile gösterilen efendim bütün alemin kullandığı Hristiyan takviminin şeyidir. Tevezzül etmiyor bizimkiler. O beşin yanına bir iri onun gibi bir o puntoda bir rakamla da hicriyi koymaya şanına yediremiyor. Çünkü bu millet bu Müslümanlıktan zarar yok. Onun gibi Müslümanlık bu millete şeref vermemiş gibi onu gizleyip duruyor. Ta başında ufak ben onu pertepsiyle baksam ancak görürüm. Hicri tarihi.
Ama buradan baktığında o yeni takvimi görüyor. Öyle yapsa herkes diyecek yahu bu kaçıncı aydır? 12. aydır Hicri senenin İslam tarihinin başlangıcının evet hangi senesi, hangi ay olduğunu o zaman dili verecek. Lakin maalesef işte gafletimizden dolayı gafil olmayın diyor Cenab-ı Allah. Düşmanın karşısında insan nasıl gafil olur? Siperden sipere böyle karşılıklı asker geldiği vakitinde nasıl gözünü dört açar? Açması lazım. Çünkü bir an gaflette onun karnını deşip gidiyor o tarafa. Gözünü iyi açar orada. E sen ne için açmadın? Ey mümin! Uyumak için yaratmadı Cenab-ı Allah seni. Gaflet uykusuna yatasın diyerekten de yaratmadı. Gözünü açmak lazımdı. Lakin atı alan Üsküdar'ı geçmiş derler. Şimdi yeniden topladık, yeniden kendimize sahiplik yapmasak hem içimizden hem dışımızdan bizi iyice mahkum etmek için bütün dünyada ne kadar bu milletin düşmanı varsa ittifak etmiştir. Daha biz uykudayız. Bu hakikati görmesen sen gafilsin. Düşman içte ve dışta çalışıyor, uğraşıyor. Ta ki bizi yıkıp mahvedinceye kadar, son devleti de ortadan kaldırıp tüketinceye kadar onlar şimdi başlamışlar. Çoktan başlamışlar. Binaenaleyh bu ufak bir mesele deme onu. Bu bugünü bilmiş bilmez. Yok. Tarihini bilmeyen kimse bir yere yaramaz. Tarihi olmayan bir millet nesebi olmayan insana benzer. Nesebi olmayan kimsenin adına ne derler? Bilinir. Yani babası belli olmayan manasına. Nesebi bilen, nesebi bilinen kimse şereflidir. Tarihi olmayan bir milletin nesebi yoktur. Bizim nesebimiz var, tarihimiz var. Tarihimizi bilmedikten sonra o zaman biz gafil kalıp nesepsiz gibi kalırız. Tarihin bileceksin. İşte bugün hicretin 1407. yılını idrak etmiş bulunuyoruz. Bu pek büyük bir hadisedir. Belki dünyada meydana gelmiş olan bütün hadiselerin en büyüğüdür. Çünkü o hicret-i seniyyeden itibaren gerek doğrudan doğruya kendilerine peygamber gönderilmiş olan ilk peygambere muhatap bulunmuş olan millet Araplardır. Lakin Efendimizin peygamberliği umumidir. Yalnız Araplara değildir. Binaenaleyh o peygamberimizin hitabına mazhar olan bütün insanlıktır, bütün milletlerdir. Onu kabul edenler etmiştir. Etmeyenleri de hala o peygamber hakkı kabule davet etmektedir. O zaman ilk İslam'a gelenler kendi kavmından, Arap kavmından olmuş. Ondan sonra onların elinden İslam'ın nuru şarka garba yürümüştür. Şarka yöneldiği vakitte olur. Bizim atalarımızı, bizim ecdadımızı bulmuştur. Ve onlar o nuru istikbal etmişler. Bütün kalpleriyle o nuru kabule ikbal etmişler, koşmuşlardır. Elhamdülillah bizim atalarımızın fil vahi cahiliyet zamanında da doğru hasletleri vardır. Ve gelen bu nurun kendilerine muvafık olduğunu bilip onu hemen kabul ettiler. Kılıç zoruyla kabul etmeyen millettir. Çünkü hakkı kabule meyyal olan bir kavimdir. Türk kavmi, Türk milleti. Binaenaleyh o
İslam'ın getirdiği nuru asırlarca küfür dünyasına karşı müdafaasını üstlenen kavim olaraktan da şereflenmiş bir kavimdir Türk milleti. Türk milleti İslam olduktan sonra 700 sene peygamber sancağını Avrupa'nın göbeğine de dikmiştir. Eğer İslam Müslümanları atalete, tembelliğe, miskinliğe götürecek olsaydı, ki Yahudilerin iddiası budur. Yahudilerle hemfikir olanların aklı da böyledir. Yahu önünde tarih var. Bu senin ataların, bu ayak bastığın bu toprağa da ne, nasıl geldi? Avrupa'nın göbeğine kadar nasıl gitti? Ne ondan gitti? Eğer Müslümanlık dediği gibi yalnız camilerde oturup tekkelerde tesbih çekmek ile ömür geçirmeyi emreden bir din olsaydı, hayat dini olmasaydı, o milletler nasıl hareket edip volkan gibi efendim dünyanın dört ucağına üç kıta malum idi o zaman, üç kıtanın üzerinde 600 sene hakimiyet tesis etmesi. Ondan öncekilerin ayrı nasıl olacaktı? Lakin İnsan aldanmaya meyildir. Ve bugünkü Müslümanlar aldatılmıştır. Böyle bozuk fikirleri ileri süren İslam'ın düşmanları Müslümanlığı gözden düşürmek için her hadisliği icra etmektedirler. Hala günümüzde de öyle ya. Müslümanları küçük düşürmek için. Ya sen Müslüman'ı küçük düşürdüğünde İslam'ı küçük düşürdün. İslam İnsanlığa, insanlığın ufkunu getirmiştir. Aşağıda olan insanlığı, insanlığın ufkuna yükseltmek için gelmiştir Müslümanlık. Ve o peygamber 1406 yıl önce Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye Cenab-ı Hakk'ın emriyle hicret etmiştir. 13 sene Mekke'de o insanları la ilahe illallah demeye davet etmiştir. La ilahe illallah deyiniz. Onlar dediler ki hayır demeyiz. Ya ne dersiniz? La ilahe illa nefsi deriz. Biz öyle bir kimseleriz ki la ilahe illallah demek bize ağır geliyor. Ya o Allah'tan başka mabudumuz yoktur. Allah'ın varlığını ve birliğini ikrar ediniz. Sizin mabudumuz, ilahınız, tanrınız odur. Kabul ediniz. Dediği vakitte yok. Biz onu kabul etmeyiz. Biz onu tanımayız. Ya kimi tanın? Bizim nefsimizdir bize hükmeden. Ve biz nefsimize göre her birerlerimiz o nefsimizin istediği bir şekil, bir suret yaparız. O surete onun için Kabe-i Muazzama'nın etrafında, içinde, dışında 360 kut vardır. Dışarıda olanlar başka, herkesin kendi evinde sakladığı başka. Onun manası herkes kendi havasına uygun olan bir suret yapıp ona tapıyor. Devre budur benim tanrım, buna taparım. Ağır geliyordu la ilahe illallah demek. 13 sene Peygamber-i Zişan gerçekleşti. Lakin nasihat yoluyla, hikmet yoluyla söyledi. Hikmetten anlamadılar, hakkı kabule yaklaşmadılar. Ve Cenab-ı Allah onlara rahmet olarak gönderdi. O peygamberini suikast ile ortadan kaldırmaya kadar vardılar nihayet. Dediler ki olmayacaktır. Bu kimseyi biz ortadan kaldırıverelim. Rahat olalım, bitsin bu dava. Ne kadar çok akıllıymış o insanlar. Ya Allah tarafından gönderilen hakkı batırmak olur mu? O kadar kolay mı? Bu peygamberi ortadan kaldırmak o kadar kolay mı? Öyle kolay zannettiler. Bir tek kimse bu. Ne olacak? Bunu biz öldürüveririz. Bu dava kapanır. Cenab-ı Hak o kadar küçük dava göndermiş. Sanki o kimse ortadan kaldırıldığı vakitte dava kapanacak zannetmişler. Ve
toplanıp ittifak ederek Peygamber-i Zişan'a suikast tertiplemişler. O akılsız herifler. Ve o Peygamber'e Cenab-ı Allah emreyledi ki, ey Habibim, şimdi sen, senin etrafını sarmıştır o gafiller. Sen şimdi Hane-i Saadetinden çık, Medine-i Münevvere'ye doğru teveccüh et. O yönde sen yola çık, seninle ben beraber. Benim beraber olduğum kimseyi bütün dünya yıkamaz. Seninle beraber, korkma sen, yürü dedi. Peygamber-i Zişan Hane-i Saadet'in kapısını açtı. Cebrail aleyhisselam gelip bir avuç kum getirdi. Dedi ki, ey Habib, Cenab-ı Hakk'ın emridir. Bunu sen böyle savuruver. Etrafa. Savurdu. Estaizu billah ve cealna min beyne eydiyim sedden ve min harfiyim sedden fâhuşeynâhum fehum la yusirûn. Kavli şerifin de okuyup onların önlerine de biz görmemeleri için perde çektik. Gerilerine de perde çektik. O kum taneleri kimin üzerine isabet ettiyse onların üzerine ağır bir uyku çöktü. Ellerinde kılıçlar, zehirli hançerleriyle hep etrafta onların üzerine basa basa geçti Peygamber-i Zişan, çıkıp gitti. Bu tarihtir. Alelade kimse olsa onu kim koruyacaktı? Allah tarafından gönderildi. Cenab-ı Hak onu korudu ve yola çıktı. İşte o tarihin üzerinden 1406 sene geçmişti. Bugün 1407. sene olmuştur. 15. asrın içerisinde de 7. sene girmiştir. Ve o hicret tarihinden sonra 8 sene aradan geçtiğinde ki Peygamber-i Zişan'ı onlar hicrete zorladı. 8 sene sonra Peygamber-i Zişan o gizli olarak emir üzerine hicrete çıktığı Mekke-i Mükerreme'ye muzaffer ordularla önünde durulmaz kuvvet ile girdi. Saltanat ile girdi. Hak doğruya yardımcı. Eğer onlar doğru olmuş olsaydı onların işi görecekti. Lakin onların işi yanlış olduğundan Cenab-ı Allah o peygamberine etti. Nasara abdehu ve e'azze cündehu ve hezemel ahzabe vahde. Habibine olan vaadini yerine getirdi. Ona nusret eyledi. Tek başına onu bütün düşmanların üzerine galip kıldı. Ve o günden itibaren İslam'ın işi yürüdü. O peygamberin işi yürüdü. Bugüne kadar yetişti. Bugün yeryüzünde 1 milyonun üstünde Müslüman vardır ki kelime-i şehadeti getirip eşhedü en la ilahe illallah bir şehadet ederiz Allah'ın varlığına ve birliğine ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerekten şehadet getiren milyarın üstünde insan vardır. Parayla mı söyletiyoruz? Kimin namına toplanıyor cuma cemaatleri, vakit cemaatleri, kimin adına ezanlar okunuyor, ibret almak lazım. Biz o peygamberi hala sıradan adam zannederiz. Senin benim gibi adam zannederiz. Haşa! Senin benim gibi adam olsa onun manevi nüfuz ve saltanatı asırları geçip de bu zamanın insanların gönüllerinde hükmedemeyecekti. Daha dün Peygamber'in huzurunda milyonlarca insanlar onun ismine Arafat'ta da vakfeye durdu. Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'ı ziyaret eyledi. Ve gelip peygamberlerini ziyaret edip geldiler. Onların kalplerini oynatan, gönüllerini muhabbet, aşkı, şevk ile dolduran nedir? Madde midir, bermanevi kuvvet midir, ruhaniyet midir, nuraniyet midir? Hala düşünemeyen çok insanlar var. Lakin hakikat elbette ki değişmez.
ve devam eder. Bugün kabul etmese yarın mutlaka kabul edecektir. Bu insanlıkta bu peygamberin, ahir zaman peygamberinin getirmiş olduğu hakikati er geç kabul edecektir. Ve bundan sonra aman İslam'a gelin diyerekten söylemeye davete lüzum kalmayacaktır. Bu insanlık bugünden sonra, bu tarihten sonra aman İslam nerededir? İslam'ın umdeleri nerededir? İslam'ın ilkeleri nerededir? İslam'ın esasları nerededir? İslam'ın getirdiği cevahırlar nelerdir diye İslam'ın arkasında onlar koşacak. Siz onun için gelin Müslüman olun demeye hiç lüzum yok. İster gelsin ister gelmesin ama hiçbir hasta ıstırabı atmadıktan sonra gelip de hekime teslim olup yahu ameliyat yap diyerekten bıçağın altına yatan adam gördünüz mü? Ama canı burasına geldiğinde mecburi aman artık canıma tak dedin. Ne yaparsan yap, kalbimi mi açacaksın, kafamı mı açacaksın, karnımı mı açacaksın, nereye yapacaksan teslim olup geldim der. Bıçağa teslim olur. Bu insanlar ıstırapları arttık sonra elbette ki İslam'ın arkasına onlar düşeceklerdir. Bundan sonra gelin Müslümanlar, onurun bile olmaz. Onlar gelecek. Elhamdülillah, Müslümanlık hayatiyetini gözeten dindir. Bunu da söyleyelim ve hutbe kafidir. Ondan, buradan ben baktığım vakitte Allah'a şükrettim ki burada hazır olan cemaatin %95'i gençtir. 5 kişi amel-i manda, ihtiyar müftiyar senemden 5 kişiyiz burada. O birileri hep gençtir. Demek ki gençlerin üzerinde tesirini gösteren bir din elbette ki hayat dinidir. 20. asrın son çeyreğinde gençleri tesir altına alabilen bir dinde elbette ki bir cevher vardır. Bu müjdeyi aldım elhamdülillah. İkinci müjdemiz de 4 aydan beridir evlaşıp duruyorum. 1000'den fazla yalnız kendimin şehadet getirip benim huzurumda şehadet getirip kendilerine isim verdiğim Avrupa'nın her milletinden insanlar da gördüm. Onlar da genç. İhtiyar değil. Genç olarak da. Ve onlar yağdan kıl çeker gibi her kötülükten çekilmek şartıyla İslam'a giren bizim gibi değil. Biz çok da pazarlık eden adamlar olduk. Zaten bu şart milletleri pazarlıkçı ya. Fixed price. Avrupa'nın. Yok. Bizde illa bu kadar olmaz mı? Bu kadar alışmışız bir defa pazarlığa. Onun için dinde de pazarlık sahibiyiz. Pazarlık yapacağız ona göre. Avrupalının pazarlığı şeyi yok. İslam neyse o. Kötülüğü bırak, kötülüğü bırak. Eğriye dön, eğriye dön. Müslümanlığın manası bu. Böyle anlayıp böyle Müslüman oluyorlar. Ondan da ferah bulduk. Cenab-ı Hak'tan ümidimiz odur ki o tek tük bahar olduğu zaman tomurcuklanmaya başlar ağaçlar. O baharın müjdesidir. Biraz sonra bütün ağaçlar da süslenecektir. Onun için o benim 1000 kişi, 2000 kişi söylediğim sana az gelmesin. Milyarların içerisinde zararı yok. Madem ki tomurcuklar görünmeye başlamış arkasında hızla gelecek olan bahar günleri var. Ve belki de Avrupa'dan gelen kimseler bu şart milletlerini İslam'a sürecek. Çünkü onlar da Allah'ın kuludur. Bize lütfetti, biz kıymetini bilmedik. Biz, bizde olanı hurda gördük, attık. Onlar dediler ki yahu bu hurda değil, bu antik hayvan. Bizim arayıp da bulamadığımız hazinelermiş diyerek de. Onları bizim üzerimize gönderecek. Ona da dikkat ediniz. Allah bize İslam ile izzet ve şeref vermiştir. O şerefi gözetmeye de bize muvaffak eylesin Cenab-ı Mevla. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü ettekullaha ve kunu ma'assadikin. Elhamdülillah, hamdel kâmilin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekâmeti şâni safiyyihi fekâl azze ve celle min kâilin muhbiran ve amira. İnne allâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث من بني عدنان مفخر العرب والعجم مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشتاقون نور جماله والمحتاجون شفاعته صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وسندنا وقوتنا وقدوتنا محمد